Şekildeki gibi yayılan periyodik dalgaların dalga boyu lambda'dır. AB noktaları arasındaki uzaklık kaç lambda'dır diye sorulmuş. Dalganın kendini tekrar ettiği mesafe bize lambda dalga boyunu veriyordu. E o zaman burada bir tam lambdanın ne oluştuğunu söyleyebilirim. E peki dikkat edersek burada bir yarım dalga oluştu. Periyodik dalgalarda buradaki dalga boyunun yarısı kadarlık bir mesafe söz konusudur diyebiliyorum. E o zaman ne olacak buradaki mesafe için? Artık A ile B arasındaki uzaklığa X diyecek olursam lambda artı lambda bölü 2'den 3 lambda bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki dalgaların genliklerinin büyüklükleri R1, R2, R3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum. Genlik dediğimiz değer bizim için neydi? Denge noktasının olan maksimum yükseklikti. Şuraya R1 kadar dedik. Denge noktasının olan maksimum yükseklik buraya R2'dir dedim. Ve denge noktasına olan maksimum yükseklik buraya da R3'tür dedik. E şimdi buradaki değer R1 eşittir bir birim. R2 eşittir bir birim. R3 dediğimiz değer ise birden küçük bir sayısal değerdir diyebiliyorum. Yani sonuç olarak R1 eşittir R2. O da büyüktür R3'tür diyebiliyoruz. Şekildeki periyodik dalgaların hızları eşittir. Dalgaların dalga boylarının büyüklükleri lambda 1 lambda 2'dir. Buna göre lambda 1 bölü lambda 2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Dalganın kendini tekrar ettiği mesafe bize lambda dalga boyunu veriyordu. E burada dalga kendini 4 birimde tekrar ettiğine göre lambda 1 dediğimiz değerin 4 birime eşit olduğunu söyleyebilirim. E tekrardan bakıyorum. Dalganın kendini tekrar ettiği mesafe tekrar aşağı inmeye başladığımız noktada dalga kendini tekrar etti ve dalga boyu lambda 2'nin artık 2 birime eşit olduğunu ve buradan da lambda 1 bölü lambda 2'nin 4 bölü 2'den 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki periyodik dalgaların hızlarının büyüklükleri V ve 4V'dir. Buna göre dalgaların periyotları oranı nedir diye sorulmuş. Öncelikli olarak dalga boylarını hesaplamamız gerekiyor. Bir dalganın kendi tekrar ettiği mesafe lambda dalga boyuydu. Lambda 1 eşittir, 2 birim kadardır dedim. Dalganın kendi tekrar ettiği mesafeydi lambda. O zaman buradaki değer içinde 1 birim kadarlık bir mesafemiz var. E peki lambda 1 Eşittir diyorum. Nasıl hesaplanabiliyordu? V1 çarpı T1. E, diğeri için yazıyorum. Lambda 2 eşittir. V2 çarpı T2. E, verilen ifadeleri yerine koyacak olursak. Birinci durumdaki dalga boyumuz 2. Eşittir hızımızın büyüklüğü. V çarpı T1. Diğer durumdaki dalga boyumuz 1. Eşittir hızımızın büyüklüğü. 4V çarpı T2'dir dedim. E, arkadaşlar buradan da çapraz çarpımla T1 bölü T2'nin artık 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şekilde verilen dalganın frekansı 5 Hz'dir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi öncelikli olarak dalga boyu 40 cm'dir diyor. Dalganın kendini tekrar ettiği mesafeye bakacağım. Dalgamız kendi 40 cm'de tekrar etmiştir. Doğrudur diyebiliyorum. Dalganın genliği 20 cm'dir denilmiş denge noktasına olan maksimum yükseklik bize genliği veriyordu. O zaman buradaki genlik değerimiz de R eşittir. 40 ile 20 arasında 20'lik bir değer var. Yani 20 santim kadardır. Buna da doğrudur diyebiliyorum. Dalganın hızı 200 santim bölü saniyedir denilmiş. Hız değerinde hesaplarken lambda eşittir. Bizim için neydi? V bölü F'ti. E buradan hızı yalnız bırakırsam lambda çarpı F'tir diyebiliriz. E yerine koyuyoruz. V eşittir. Dalga boyumuz 40 santim. Frekans değerimiz 5'ti. E buradan da artık 200 santim bölü saniyelik bir değerin çıktığını söyleyebilirim. Şekildeki periyodik dalgaların hızları oranı V1 bölü V2 1 bölü 2. Ve dalgaların frekanslarının büyüklükleri F1 ve F2'dir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikli olarak neye bakıyoruz arkadaşlar? Buradaki dalga boyuna ve dalga boyu içinde dalganın kendi tekrar ettiği mesafeye bakacağım. E buradaki mesafemiz lambda 1 eşittir 6 birim kadardır dedim. E diğeri için bakıyorum. Lambda 2 dediğimiz değer 4 birimlik bir ifadeyi oluşturdu. Ve bizim için hız dediğimiz kavram neydi? Dalga boyu çarpı frekanstı. E birincisi için biz buraya V dersek diğeri için 2V dememiz gerekiyor. V eşittir 6 çarpı F1 bölü diyorum. 2V eşittir 4 çarpı F2'dir dedik. Sadeleştirmeleri yapalım. V'ler gitti. 6'yı 2'ye bölersek 3, 4'ü 2'ye bölersek 2. 2'ler sadeleşti. Çapraz çarp bununla F1 bölü F2'nin 1 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dalga boyu lambda olan bir dalganın periyodu T hızı V'dir. Dalga boyu 2 lambda periyodu T bölü 2 olan dalganın hızı kaç V'dir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak yerine bir koyalım. Dalga boyu lambda kadarmış. Dalga boyumuz için lambdadır dedik. Hız değerimiz v'miş. Periyodumuzun büyüklüğü için de t kadardır dedik arkadaşlar. E diğerinde dalga boyumuz 2 lambda olmuş. Hızımızı bilmiyoruz. V üssü diyelim çarpı periyot değerimiz ne kadar? T bölü 2 kadardır dedim. E peki biz buradaki lambda yerine V çarpı T yazabiliyorduk. Yerine yazalım. 2 çarpı V çarpı T eşittir V üssü çarpı T bölü 2. E buradan T'ler sadeleşecek. E buradan da V üssünün artık 4 tane V'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Türdeş bir yayda oluşturulan şekildeki atma ve üzerindeki KLM noktalarının hızları VK, VL, VM arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Denge noktasına yaklaştıkça hız değerinin maksimum bir değerde olduğunu, tepe noktasında ise bu hızın minimum bir değere ulaştığını yani sıfıra ulaştığını söyleyebiliriz. Aynı basit harmonik harekette olduğu gibi denge noktasındayken hız maksimum bir değerde en dış nokta genliğe geldiğimizde o noktanın hızı artık sıfırlanacaktır diyebiliyorum. Denge noktasına en yakın olan nokta burada kimdir? M'dir. O zaman Vm büyüktür Vk'dan o da büyüktür Vl'dendir diyebiliyoruz arkadaşlar. Neymiş? Denge noktasına yaklaştıkça hız değerimiz artıyordur dedik. Periyodik olarak üretilen dalgalarda ardı ardına gelen 5 dalga tepesi arasındaki uzaklık 60 cm'dir. Kaynağın frekansı 1 bölü 3 saniye üzeri eksi 1 olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santim bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar 5 dalga tepesi arasındaki mesafe denilmiş. Şimdi dikkat edersek dalga tepeleri arasındaki mesafeye baktığım zaman 5 dalga tepesi arasında 4 lambdalık bir değerin oluştuğunu... Atıyorum 3 dalga tepesi arasında 2 lambda, 7 dalga tepesi arasında da 6 lambdalık bir mesafenin oluştuğunu söyleyebilirim. Yani 5 dalga tepesi derse bir eksiğini alıyorum. 4 dalga tepesi derse yine bir eksiğini almamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani ardışık arka arkaya gelen dalga tepelerinde hep lambdayı bulurken bir eksiğini alıyoruz. E buradan 4 tane lambda eşittir 60 santim ise lambda değerinin artık 15 santime eşit olduğunu söyleyebilirim. E peki frekans değerimiz verilmiş bize hız soruluyor. Hızı da yazarken hız dediğimiz değer bizim için lambda çarpı f'ti. E yerine koyuyorum v eşittir 15 çarpı 1 bölü 3'ten ve buradan hız değerimizin artık 5 santim bölü saniyeye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaynaktan yayılan periyodik dalgaların periyodu t, dalga boyu lambda, kaynağın frekansı f. Yayılma hızı v'dir. Aynı ortamda kaynağın frekansı yarıya düşürüldüğünde dalga boyu, periyodu ve yayılma hızı nasıl değişir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak lambda eşittir bizim için neydi arkadaşlar? V çarpı t ya da lambda eşittir v bölü f'tir dedim. E şimdi bizim frekansımızı biz yarıya düşürdük. F bölü 2 yaptık. Periyotla frekans arasında nasıl bir eşitlik vardı? T çarpı f eşittir 1'di. Frekans yarıya düşerse periyodun 2 katına çıkması gerektiğini söyleyebilirim. Yani yeni periyot değerimiz 2t kadar oldu. Periyot iki katına çıkarsa dalga boyu da iki katına çıkmak zorunda. Yani lambda dediğimiz değer de artık yine iki lambda kadardır diyebiliyorum. Ama hız dediğimiz kavram aynı ortamda dediği için hız ortama bağlıydı. Ortam değişmediği sürece hız değişmiyordu. Yani hızımızın tekrardan v kadarlık bir büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Müzik